Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine kolay bir model hazırladım. Yapılışına geçmeden şöyle şiş numaramı göstereyim. 3,5 numara. İpim de orta kalınlıktan biraz daha ince. Şimdi modelimize geçelim. Modelimiz 3 ve 3'ün katlarından oluşuyor. Şöyle ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Şimdi lastik yapmıyorum arkadaşlar. Bir sıra ters örüyorum. Siz tabi isterseniz lastik de koyabilirsiniz. Baştaki ilmeğim dahil bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Bir sıra ters ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Sırada iki ilmeğim var. Öndeki ilmeği değil de arkadaki ilmekten düz batıp örüyorum. İlmeğimi çıkarttım. Daha sonra öndeki ilmeğe batıyorum ve ilmek çıkarıyorum. Yine ilmek sayım aynı. Bir tane düz ördüm, arada düz ördüm. Hep düz örüyoruz arkadaşlar. Bir tanesini tek, ikisini de iki ilmeği de önce arkadakini örüyoruz düz olarak, sonra da öndeki ilmeği örüyoruz. Arada bir tane tek düz örüyoruz. Daha sonra öndeki ilmeği değil arkadaki ilmeği düz olarak örüyorum. Sonra da öndeki ilmeği düz olarak örüyorum. Arada bir tane tek olarak örüyorum düz. Daha sonra arkadaki ilmeği örüyorum. Sonra öndeki ilmeği örüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Aradaki tek ilmeği ördüm ve kenar ilmeğini de yine düz örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünde de aynı şekilde örüyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bakın burada ikili ilmeğimiz şimdi belli oldu. Önce yine arkadaki ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra öndeki ilmeği örüyorum ve şişimden çıkarıyorum. Arada bir tane tek ilmeğim var. Düz ördüm. Daha sonra ikili ilmeğim var. İkili ilmeğin arkadaki ilmeği düz ördüm. Daha sonra öndeki ilmeği düz örüp şişimden çıkardım. Sıradaki ilmeği yine düz ördüm ve sırada yine ikili ilmeğim var. Önce arkadaki ilmeği düz örüyorum. Daha sonra öndeki ilmeği örüyorum ve şişimden çıkarıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Modelin iki yüzünde de, ters yüzünde de, düz yüzünde de aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Evet, sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi tekrar başlıyorum. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın belli oldu zaten. Tek ilmeği yine düz olarak örüyorum. Burada böyle ikili ilmeğim var. Önce arkadaki ilmeği örüyorum. Daha sonra öndeki ilmeği örüyorum ve şişimden çıkarıyorum. Yine aradaki ilmeği düz olarak ördüm. Hep düz örüyoruz zaten.
Arkadaki ilmeği düz ördüm. Daha sonra öndeki ilmeği ördüm. Aradaki bir ilmeği düz ördüm. Sırada ikili ilmeğim var. Önce arkadaki ilmeği örüyorum. Daha sonra öndeki ilmeği örüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, çevirdim. Baştaki ilmeği yine örmeden aldım ve arada bir tane tek düz ördüm. Sırada ikili ilmeklerim var. Yine önce arkadakini, daha sonra öndeki ilmeği örüyorum. Aradaki tek ilmeği ördüm. İkili ilmeğin önce arkadaki ilmeği, daha sonra da öndeki ilmeği örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şöyle tekrar göstereyim. Evet, ilerledikçe kendini gösteren bir model arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay bir model. Arka yüzde de, ön yüzde de aynı şekilde örüyoruz model. Şimdi de modeli biraz daha büyük bir parça üzerinde görelim. Evet, modelimiz bu şekilde. Arka yüzü de aynı. Evet, bu modeli yine hem yetişkin örgülerinde hem çocuk bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Hırkada, süveterde, kazakta, yelekte kullanabilirsiniz. Bu modelden atkı bere yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, birçok yerde kullanabileceğiniz çok kolay bir model ve de güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.